Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz kimya bilimi. İlk olarak simyadan kimyaya konusuyla başlıyoruz. Simya, kimyanın bilim olmadan önceki halidir. Simya, deneme yanılmaya dayalı çalışmalar içermektedir. O dönemde yaşayan insanlar bir takım deneme yanılma yoluyla hastalıklarını iyileştirmişler. Metallerden değersiz metalleri altına çevirmeye çalışmışlar. Bu sayede birçok metali keşfetmişlerdir. Bunun gibi bu süreç içerisinde de kimyanın bugünkü günümüzdeki haline gelmesine katkı sağlamışlardır. Peki simya neden bir bilim dalı değildir? Çünkü deneme yanılmaya dayalı çalışmalar içermektedir. Deneysel çalışmalar içermediği için simya bir bilim dalı değildir. Peki bir diğer faktör nedir? Sistematik bilgi birikimi sağlamamaktadır. Teorik bilgiler içermemektedir. Bu nedenlerden dolayı simya, kimya gibi bir bilim dalı değildir. Ama kimyanın temellerini oluşturmada günümüzde çok çok katkıları olmuştur. Simyacılar hangi alanlarda uğraşmışlardır? Felsefe, din, astronomi, astroloji, mitoloji gibi alanlarda uğraşlar, çabalar sarf etmişlerdir. Bu uğraşları sayesinde cam, seramik, esans, kozmetik türü ürünler elde etmişlerdir. En önemli icatlarından birisi baruttur mesela. Peki bu ürünleri elde ederken de hangi yöntemler kullanmışlardır? Karıştırma, damıtma, şu an ekstraksiyon dediğimiz özütleme yöntemi, kristallendirme gibi bir takım basit fiziksel yollarla işlemler yapmışlardır. Simyadan kimyaya katkı sağlayan birçok bilim insanı vardır. Bunlardan ilki Empedokles'tir. Empedokles, Doğa Üzerine adlı eserinde sevgi ve nefret kavramlarını bir araya getirerek bunların madde ile özleşmesini açıklamış. Maddedeki itme ve çekme kuvvetlerini sevgi ve nefret kavramlarıyla açıklamıştır. Yine nesnelerin 4 elementten oluştuğunu, hava, su, toprak ve ateşten meydana geldiğini söylemiştir. Bir diğer simyacı ise Demokritos'dur. Demokritos, atom fikrini ortaya atan ilk simyacıdır. Maddenin atom denilen bölünemeyen parçacıklardan oluştuğunu öne sürmüştür. Biliyorsunuz atom Yunanca kökenli bir kelime olup bölünemeyen atomus kelimesinden ortaya çıkmıştır. Bir diğer simyacı ise Aristo'dur. Aristo da yine Empedokles'in 4 element kavramını savunan filozoflardan birisidir. Ayrıca bu 4 element kavramının ıslak, kuru, sıcak, soğuk gibi özellikler taşıdığını da ortaya atmıştır. Bir diğer simyacımız ise Cabir bin Hayyan. Cabir bin Hayyan da şu anki çok basit teknik olan damıtma yöntemi sayesinde bir takım maddeler elde etmiştir ve bu sayede imbiyi keşfetmiştir. Günümüzde hala Cabir bin Hayyan'ın kullandığı damıtma yöntemiyle evlerde rakı üretimi yapan insanlar halen daha bulunmaktadır. Ayrıca nitrik asit, sülfürik asit, kezzap gibi maddeleri de yine keşfeden kişidir Cabir bin Hayyan. Bir diğer simyacı ise Ebu Bekir el-Razi, İranlı hekimdir. Kendisi kroze, fırın gibi laboratuvar tekniklerinde kullandığımız aletleri keşfetmiştir. Ayrıca karıncaları damıtarak formik asit de yine elde eden kişidir. Robert Boyle ise artık modern kimyanın kurucuları arasında yer almaktadır. Robert Boyle da Kuşkucu Kimyager isimli kitabı en ünlü eseridir. Yine elementi tanımlayarak kendisinden daha basit maddelere, ayrıştırılamayan saf maddelere element denir diye element kavramını tanımlamıştır. Yine kendi ismiyle anılan Boyle yasasında gazların hacimleri ve basınçları arasındaki ilişkiyi de açıklamıştır. Bir diğer ünlü bilim insanı da Lavoisier'dir. Lavoisier de yine kütlenin korunumu kanununda teraziyi kullanarak deneylerinde kütlenin korunduğunu göstermektedir. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınıza da sorularımızı bekliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.